Bugün Sözcü Gazetesi uzman görüşlere yer vermiş, eğitimcilerin görüşlerine yer vermiş. Sistem baraj altında kaldım başlığını atmış. İsterseniz ben şu soru cevap kısmını paylaşayım. Çünkü bunlar biraz kafa karışıklığına yol açıyor olabilir. Diyor ki mesela Sözcü Gazetesi işte tıp, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, hukuk, eczacılık, diş hekimliği gibi yani böyle iyi puanlar almayı gerektiren bölümlerde bir şey değişecek mi? Bu bölümler etkilenecek mi? Hayır. Sınav barajının kaldırılması puanlarla sınırlandırıldığı için sıralama şartı olan bölümler etkilenmeyecek. Yani bunların sıralamaları belli zaten. Bunlar için baraj şartı sürüyor. O puanı almak zorundasınız neticede. Peki iddialı adayların sırası değişir mi? Baraj düşüşüyle tercih hakkı elde edenler iddialı bölümlere yine yerleşemez. Üniversitelerin boş kontenjan sayısı azalır. Devlet ve vakıf üniversitelerinin doluluk oranı artar. Zaten bunu yapmaya çalışıyorlar. Fakat YÖK Başkanı ısrarla biz sistemi rahatlattık diyor. Yani buradan nasıl sistemi rahatlatacaksınız? Yani başkanı sormak gerekiyor. Bir soru var. Yok. Şimdi onu rahatlattı. Şimdi evet. Bu sene müthiş bir üniversite sınavına katılım bekleniyor. Hı hı. Niye katılım bekleniyor? 2021 yılında 169 bin boş kontenjan kalmış. Hı hı. Bunun %70'i devlet, %24'ü vakıf üniversitelerinden boş kalmış. Şimdi herkes bu boşken, çünkü çoğu kişi baraja takılmıştı. Hı. 1 milyondan fazla çocuk baraja takılmış. Şimdi baraj kalkınca gir sınava, ne diyor burada? Bir Türkçe sorusu daha yapan üniversiteye girebiliyor, net. Şimdi o hale getirdikten sonra amaç ne? Bu 169 bin kontenjanı da doldurmak. Doldurmak, evet. Peki doldurdun, dolduracaklardır da. Hı hı. Bu ne sağlayacak? Bu geçici bir mutluluk sağlayacak. Anneler, babalar mutlu olacak, çocuklar üniversiteye gidiyor diye. Çocuklar mutlu olacak, bir üniversitede, bir fakültede okuyorum diye. Yine çocuklar mutlu olacak, bir sosyal çevreleri olacak. Okula gidecek, gelecek, bahçede oturacak, kantinde oturacak, bir çay içecek falan filan. Bazıları başka şehire gidecek, yurtlarda kalacak. Bazıları gidecek başka şehirde ortak arkadaşlarla ev tutacaklar. Yani yeni bir hayat başlayacak çocuklar için. Bu sayı ne kadar da şimdiye kadar 1,5 milyon öğrenci giriyorsa bu sene 2,5 milyon öğrenci girecek gibi. Bundan yararlanacak, daha doğrusu girecek demeyeyim de yararlanacak gibi. Bu sanal bir mutluluk. O noktayı herkesin tekrar vuralım. Sanal bir mutluluk. Ama bir süre sonra. Bir süre sonra ki bu süre ne kadardır? 4 sene, 5 sene. Bitene kadar. Okul bitene kadar. Okul bittikten sonra acı bir gerçekle karşı karşıyayız. O yüzden orada yapıyor. Üniversite mezunları niye mutsuz? Çünkü üniversite mezunları eskiden lise mezunlarına aldıkları işi, şimdi üniversite mezunlarına alıyorlar. Bir bakıyorsunuz üniversite mezunu ne olmuş? Öğretmen atanamamış. Kasiyer olmuş. Bekçi olmuş. İnşaatta çalışıyor. İnşaatta çalışıyor. Şey oluyor. Eskiden bu üniversite mezunları bu işlerde çalışmaz. Şimdi lise mezunlarıydı. Şimdi ondan sonra üniversiteleri her yere açarak lise düzeyine indirdiler. Alacak da yani 4 sene daha fazla okumuş, 5 sene daha fazla okumuş diye. Onu alıyor. Çünkü okuduğu branşla yaptığı için uzaktan yakından ilgisi yok. Yani kasiyer, tezgahtar, resepsiyon görevlisi, özel güvenlikçi olmak için bilmem ne okulun ekonomi bölümünü veya bilmem ne şeyin bir mühendislik bölümünü bitirmene gerek yok. Ortaokul veya lise mezunu 3 aylık kursla psikolojik eğitimdir o da. Yani karşına şiddete vurma diye. Bu işi gayet rahat. O yüzden Türkiye giderek altta yani o bütün herkes bakın o grafikte benim ilginç üniversiteler, liseler ve ortaokullar aynı düzeye inmiş bir mutsuzluk şeyinde. Çünkü kimse önünü görüp de bir çıkışı bulacak noktası yok. Ben de başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum ve sormak istiyorum. Siz üniversite ve sonrasında yoğunlaşarak çok doğru tespitlerde bulundunuz. Şimdi bir veri paylaşacağım yine buradan Sözcü Gazetesi'nin bu haberinden. Bu bizi başka bir yere, başka bir soruya getirecek. Yani eğitimde kalite, hani 4+4+4 yani üniversiteye kadar olan zaman dilimi için konuşuyorum. Çocuklara ne veriyor, ne kazandırıyor, ne götürüyor üniversiteye yerleşmede. Bakın 2015'te devlette kontenjanların %37'si, vakıflarda %39'u boştu. 2021'de %37'lerden
%71'lere çıkmış boş kontenjan oranı, yerleşemeyenlerin oranı. Çünkü barajı aşamıyor. Çünkü barajı aşamıyor, çünkü nitelikli eğitim alamıyor. Çünkü sürekli sistemle oynuyorsunuz, çünkü sürekli bir şeyleri değiştiriyorsunuz. Çünkü eğitim seviyesi ve kalitesi ne yazık ki yerlerde ve bu çocuklar barajı aşıp iyi bir üniversiteye, tabii bir bölüme yerleşemiyorlar. Geri geldikçe altısın, Türkiye'yi orta öğretimde felakete götüren 4 artı 4 artı 4 sistemidir. Hı hı. Bu sistemin bedelini şimdi ne yapıyorlar? O sistemin yanlışlarını görmeyelim diye, hı hı, eğitimsiz insanlar yetiştirdiklerini sorgulamayalım diye ne yapıyor? Üniversitede barajı kaldırıyor. Şimdi bize diyecek, bakın bu kadar öğrenci üniversiteye yerleşti. Yani sorunu bir 4 sene daha dışarı atıyor. Ve en büyük sıkıntı Türkiye'de, hı hı, mesela şimdi İletişim fakülteleri var. Nereye gitsen iletişim fakültesi var. Her üniversite bir tane iletişim fakültesi açıyor. Kolay değil, ucuz değil. Şimdi bu kadar bu sektörün bu kadar ihtiyacı mı var? Yok. Bir plansızlık var. Bakın hep şu öne vereyim. 1996 yılında Küba'ya gittim. Küba'daki otelin resepsiyonunda bir çocuk vardı. Genç bir çocuk. Neresinde okudun falan dedi. Atom mühendisiyim dedi. Nasıl olduk dedi. Moskova'da okumuş. Yollamışlar Moskova'da. Şimdi dönünce çocuk, öyle bir şey yok ki Küba'da. Çalışacağı yok. Alan yok. Girmiş okula, dil de biliyor diye resepsiyonda çalışıyor. Şimdi bizim yetiştirdiğimiz öğrenci, belki o atom mühendisi olarak belli bir düzeydedir ama biz o düzeyde genç bile yetiştiremiyoruz. Evet. O da çıkıyor. Ne yapacak diyor. Gidiyor ki işte bir kafede garsonluk yapmaya başlıyor. Ne yapacak? Aç mı kalsın? Ondan sonra da anket yapıyor. Mutlu musun? Mutsuzum diyor. Geleceğinde umut var mı diyorsun? Umudum yok diyor. Evet. Geleceğe iyi bakamıyor. Bak 65 yaş niye üstü çıkıyor? Çünkü 65 yaş artık ununu elemiş, şeyini asmış derler ya. O halde o sağlığına bakıyor, çoluk çocuğuna bakıyor. 3 kuruş olursa tamam diyor, ben işte bu hayatın son dilimine geldim diyor. Kendine mutluluk payları arıyor. Evet. Onda çok düşmüyor ama ilk dilimdeki çocuk diyor ki önümde bir hayat var, 40 yıl var diyelim. Hı hı. Ben ne iş yapacağım, nasıl para kazanacağım? Araba almak, ev almak, gezmek, tatile gitmek gibi bir takım hayalleri var. Hı hı. Bir takım umutları var. Bir de öyle bir şey oldu ki hani artık bir çocuk köyde yetişti, kasabada yetişti. Anadolu'nun küçük bir şehrinde yetişti. Hı hı. İşte eskiden orada yaşardı. Daha dışarısını pek bilinmezdi. O kendi hayatını kurur, orada mutlu olurdu. Hı hı. Şimdi öyle bir teknoloji var ki şu bilgisayarda bir açıyor, bütün dünyayı görüyor, uzanıyor, evet, yaşamları görüyor, hayatları görüyor. Bu kırk hızıyla sadece bilgisayarda görmeye devam başladı. Tabii ki. İşte o da sadece bilgisayarda göreceği için zaten mutsuz oluyor. Evet. Ama bir önceki kuşak gayet rahat Avrupa'ya giderdi. Ya gazetelerde 10 sayfaya yakın şey ilan olurdu, hatırlarsın. Tur. Finlandiya tur, işte 3-2 gün Roma, 200 tabii, dolar, yok, Hırvatistan 160 dolar, Atina 50 dolar gibi dolu olurdu. Şimdi biraz pandemi nedeniyle gitti. Olsa ne olur? Yazdığı zaman 200 dolar, o zaman euro, 200 euro diyelim, 3 liraydı, şimdi 15 lira. Nasıl vereceksin yani? Evet. Öyle bakacaksın ilanlara. Şimdi dediniz ki... Pandemi bitsin bakacağım, o turistin ilanları çıkacak. Bilgisayarı açacak, oradan dünyaya girecek, dünyayı oradan dünyayı açacak. Görüyor. Peki zaten. Ben de size diyorum ki o bilgisayarı mutsuz göremeyen oluyor ve dünyayı da göremeyen çocuklar var. Bir de eğitimde fırsat eşitsizliği var. Hayır. Ve ben zaten hala bir çocukların... Yani biri orada, biri burada doğmuş, aynı yaştaki çocukların, aynı ülkede yaşayan çocukların birinin eline defter, kalem, kitap alamadığını düşünürken, onların bunları alacak parası olmadığını düşünürken, bir kısmının da bir grubunda en iyi hocalarla, en iyi okullarla, eğitim kurumlarıyla demiyorum sınava hazırlanmasını içime sindiremiyorum, bakın, herkes bakın, gibi yani. Televizyonu evet açtığın zaman yüzlerce kanal var. Evet. Yani bir dünyada ne olduğu artık o kadar şey ki, bir, hı hı, gelişmişlik var ki. Hı. Senin dediğin çocuk bile belki İstanbul'daki iyi bir sen olan kadar içinde değil ama o da ne olup bittiğini biliyor, görüyor, anlıyor. Eskisi tabii, gibi kadar kendi içine belki kapalı bir yereller yani kendini içine kapalı değil. Evet. Onlar da açıldı. Ama ben artık sadece şey fırsat eşitsizliğini fırsat eşitsizliği için söyledim. O da çok tabii ki canım fırsat. Yani evet. Yani şeyde bakın çok enteresan. Almanya'da insanlar daha çok gençler, şeyler yani çocuğu olanlar köylere doğru taşınmaya başlamışlar. Hı hı. Şehirlerde. Ve oradaki okullara çocuklarını yazdırıyorlar. Evet. Şimdi biz buradan düşünemiyoruz. İstanbul'dan çocuğumuzu alıp ya biz şey yapalım,
gidelim işte bir Anadolu kentinde. Hı-hı. Çocuğumuzu verelim. Dersin ki ya buradaki okul başka, oradaki okul başka, çocuğun bizim aklımıza ilk ne geliyor? Çocuğun eğitimi. Orada hı, almış diyor ki şehrin merkeziyle de köydeki eşit eğitim diyorlar. Aynı kalitede eğitim olduğu için. Ben adam diyor ki işim git köye gidelim daha rahat bir hayat sürerim. Trafik mırafik hayatın daha ucuz bir hayat. Evet. Bütün okullar aynı. Bizde ne yaptılar? Bizde de 4+4 ile evet, o uçurumu daha da felaket hale evet, getirdiler. Aynı okul, aynı semt. Bir bakıyorsunuz bir çocuğun ailesi bir malikanede yaşıyor. Aynı okuldan çıkıp, aynı kapıdan çıkıp bir çocuk da başka bir yere gidip böyle herhangi bir apartman dairesinde 2+1 mütevazi bir evde yaşıyor. Ya da gecekondu semtinde yaşıyor. Ama sonuçta aynı okul kapısından girip aynı yerde buluşuyorlar, arkadaşlık ediyorlar. Aynı eğitim kalitesine sahipler, aynı eğitim alıyorlar. Orada öyle. Şimdi bir de Sözcü Gazetesi'nin bu ekonomik özgürlük liginde küme düştük haberini görelim. Artık çoğunlukla özgür olmayan ülkeyiz. 2022 ekonomik özgürlük raporunda Türkiye 31 basamak, 31 basamak gerileyerek 107. oldu ve çoğunlukla özgür olmayan ülkeler kategorisine düştü. Şimdi düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü.